Hepinize merhaba arkadaşlar. Yero YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün en çok merak ettiğiniz sorular arasından 10 tane seçtik ve şimdi sizinle paylaşacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Neden Avustralya? Neden Avustralya? Çünkü yaşam kalitesi çok yüksek olan bir ülke. Ben 4 yıldır orada yaşıyorum ve çok stressiz bir, çok güzel bir hayatım vardı. Çünkü en vasıfsız işte bile çalışsanız çok kısa sürede istediğiniz her şeyi elde edebiliyorsunuz. İstediğiniz tatile çıkabiliyorsunuz, istediğiniz arabaya binebiliyorsunuz, istediğiniz evde oturabiliyorsunuz. Yaşam kalitesi çok yüksek. Dediğim gibi orada ne dine mensup olduğunuz ya da ten renginizin farkı hiç önemli değil. İnsan insan değerinde orada. O yüzden gerçekten yaşam kalitesi çok yüksek olduğundan dolayı her şeyi yapabiliyorsunuz. Avustralya'ya ilk gittiğinde en çok zorlandığın şey neydi? İlk gittiğimde en çok zorlandığım şey, ben ilk bir aylık homestay satın almıştım. Benim homestay'im bayağı bir uzaktaydı ve gider gitmez ben işimi bulmuştum. İşimle homestay arası yaklaşık 1,5-2 saat falan sürüyordu ve okulda uyumam falan gerekiyordu. Yani bir iki hafta falan okulda uyumuştum. Bu beni çok zorlamıştı açıkçası. Çünkü kültür şokunu da atlatamamışken doğru düzgün uyuyamıyordum bile. O yüzden bu beni çok etkilemişti yani. En kötü olay diyebilirim yani. Avustralya'ya gittiğinden beri hiç keşken oldu mu? Evet, bir tane keşkem oldu zaten. Keşke daha önceden Avustralya'ya gelseydim demiştim. Çünkü gerçekten hiç pişman olacağınız, keşke diyeceğiniz bir olay yok. Her şey çok güzel ilerliyor orada. Avustralya'da ne kadar para biriktirilir? Ortalama kira ve yaşam masrafları nedir? Ortalama single bir odanın kirası 200 ile 250 dolar arasında değişiyor. Ve en vasıfsız işte bile çalışsanız zaten şu an Sydney'in bir ücreti 20 dolar saatlik. Yani haftada 40 saat çalışmış olsanız 800, yani 800 kazanmayacağınızdan eminim ben. En az 1000 dolar kazanacaksınız zaten. En kötü yarısını biriktirseniz, ki eminim ben daha fazlasını biriktireceksiniz zaten, aylık en az 2000 dolar karınız olmuş olacak. Ki şöyle de yapabilirsiniz, belki biliyorsunuzdur, benim ablam da Avustralya'da yaşıyor. Beraber ben bir ev kiraladım. Biz aynı odada kalıyoruz ve diğer odasını kiraya vererek ben kendi kira paramı yarı yarıya düşürdüm. Böyle yaparak çok büyük kâra elde edebilirsiniz eğer birkaç kişi gidecekseniz Avustralya'ya. Direkt ev kiralayıp diğer odasını kiraya verip yarıya düşürebilirsiniz. Yaşam masrafları kişiden kişiye göre değişebilir tabii ki ama haftalık 250 dolarla 500 dolar arasında değişebilir. Yani aylık o da 2000 dolar civarında falan yapıyor ama en kötü aylık 2000 dolar kenara atabilirsiniz. En vasıfsız işte bile çalışsanız. Türkiye'ye kıyasla Avustralya'da en farklı bulduğun şey nedir? İnsanların mutlu olması ve hiç kimsenin yaşam kaygısının olmaması. Sabah dışarı çıkıyorsunuz, tanıdık tanımadık herkes size merhaba, günaydın, nasılsınız diye halinizi hatırınızı soruyor. Ben Türkiye'de herhangi bir yere gidip bir kasiyere merhaba nasılsınız diye sorsam, özellikle karşı cinsteki, yanlış anlaşılabilirim. Ya ben bunu hiç sevmiyorum, Türkiye'de bu yaşadığım bu olayı, ama Avustralya'da çok rahat bir şekilde istediğiniz her yere gidip herkesle konuşabilirsiniz rahatlıkla ve insanlar çok mutlu olduğu için siz stresli bile olsanız sokağa çıktığınız zaman tüm stresiniz tamamen gidiyor ve mutlu bir birey haline geliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. O yüzden de belki de 4 yıldır Avustralya'dayım. Yani insanlar mutlu. Ben bunu çok seviyorum. Avustralya'daki insanlar nasıldı? Onlarla iletişim kurmakta zorlandın mı? İnsanlar çok sıcakkanlı, özellikle genç kesim. Orada ince bir çizgi var. Yaşlılar, gerçi ben Amerika'da da bulundum 2 yıl. Yaşlılar gerçekten Amerikalılardan bile daha ırkçı. Ama genç kesimden bahsedecek olursak çok sıcakkanlı insanlar. Yani bin bir türlü insanla iletişim kurabilirsiniz rahatlıkla. Rahatsız olmayacaklarından eminim yani. O yüzden istediğiniz her yerden, her türlü, her kökenden insanla rahatlıkla konuşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz rahatsız olmadan. Avustralya'ya gittiğinde Avustralya'ya gittiğinde iklim şartlarına nasıl uyum sağladın? Seni iklim şartları zorladı mı? Kesinlikle hayır. Ilıman iklime sahip olan bir kıta olduğu için kışları 10 derecenin altına bile doğru düzgün düşmüyor. Ve Sydney'e gelirseniz eğer tarihi boyunca kar yağmamış bir şehir olarak göreceksiniz zaten. Yani uyum sağlayamamak için Antarktika'da yaşamanız falan gerekiyor. Çünkü çok güzel bir iklimi var yani, dediğim gibi hani sürekli sıcak ılıman bir iklim olduğu için rahatsız olacağınızı düşünmüyorum. Tek kötü yanı çok değişken bir iklime sahip olması. Evet, havalar sürekli sıcak ılık geçiyor ama bir anda fırtına, bir anda yağmur gelebilir. Çok dengesiz bir havası var. Tek kötü tarafı bu ama onun dışında çok güzel bir iklime sahip.
Avustralya'da nasıl iş bulunur? Sıfır İngilizceye sahip biri Avustralya'da iş bulabilir mi? Kesinlikle bulabilir. Çünkü ben 4 yıldır oradayım ve birçok sıfır İngilizcesi olan arkadaşım var. Ve çok da güzel paralar kazanıyorlar. En kötü Uber Eats ya da DoorDash Food Delivery yapabilirsiniz. İngilizcenizin olmasına gerek yok işe girebilmek için. Tabii ki garson ya da daha güzel bir işleri bulabilmek için İngilizceniz gerekiyor. Ama illa İngilizcem olsun diye düşünmenize gerek yok. Tabii ne kadar iyi İngilizceniz olursa o kadar daha rahat iş bulabilirsiniz. Özellikle pandemiden sonra inanılmaz bir işçi açığı var şu an Avustralya'da. Herhangi bir restorana girerseniz eğer sokaktan geçerken işe girebilirsiniz. Yani çok rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. En kötü Uber Eats yapabilirsiniz. Gitmeden de evraklarınızı hazırlarsanız Avustralya vardığınız gün, ertesi günü Uber Eats yapabilirsiniz. Avustralya'da iş arayanlara ne tavsiye edersiniz? Ortalama saatlik ücretler nelerdir? Ortalama şu an Avustralya'da saatlik ücret 20 dolar. Ama ben 20 dolar kazanan kimseyi görmedim. En az yani şu zamanda 23-24 dolar para kazanıyorlar. Pandemi süreci çok çok daha iyiydi şu zamana göre. Çünkü eğer food delivery yapıyorsanız çok trafik olmadığı için, herkes evine kapandığı için saatlik 30-35 hatta 40 dolarları çıktığım zamanları bile hatırlıyorum. Ben size şunu öneririm. Hiç İngilizceniz olmasa bile hiç çekinmeden gidip her yerde işinizi arayabilirsiniz. Ben bir örnek vermek istiyorum. İlk Amerika'ya gittiğim zaman sıfır İngilizce ile gittim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Girişken olmanız lazım. İlk Amerika'ya gittiğim zaman sıfır İngilizcem vardı ve ikinci işimi bulmuştum. Beni kasaya vermişlerdi. Subway'de çalışıyordum ve para üstü vereceğim. Sayıları bilmiyorum. O kadar İngilizcem kötü. Kasadan bozuk paraları avuçladım. Müşteriye uzatma. Yani para üstünü verecek kadar bile İngilizcem yoktu. Öyle yapa yapa ben geliştirdim. O yüzden dediğim gibi sıfır İngilizceniz olsa bile hiç çekinmeyin. Ve Türkçe düşünmemeye çalışın. Yani İngilizce İngilizce olarak öğrenin. Size eminim çok şey katacaktır. O yüzden böyle yaparak gelişiyor zaten. O yüzden hiç çekinmenize gerek yok. Avustralya'da yaşam masrafı nedir? Avustralya'da yaşam masrafları kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor ama ben bir ortalama bir insana göre hesap yapacağım. Bir single odayı en ucuz 200 dolara kiralayabilirsiniz haftalık. Eğer bir yere arabayla gidip geliyorsanız maksimum 40-50 dolar da benzine verirsiniz. Yani 250 dolar haftalık gideriniz olacaktır. Her gün dışarıdan yerseniz ki ben Uber Eats yapıyorum, arabayla delivery yapıyorum ve 3 öğün dışarıdan yiyorum. Benim maksimum haftalık giderim 500 doları buluyor. 3 öğün dışarıdan yemezseniz sizin de en fazla 350-400 dolar olur haftalık gideriniz. 1000 dolar da en az kazanacağınızı hesaplarsak 500-600 dolar en kötü size kalacaktır haftalık. Avustralya'da hiçbir belaya bulaştın mı? Bir gün food delivery yapıyorum. Bir tane adam biraz hem komik trajikomik diyebilirim. Bisikletle delivery yapıyordum o arada ve kapıyı açtı. Aynayı kontrol etmeden bana çarptı ve ben takla falan attım. Adamın kalkmasını bekliyorum. Kalkıp yani bana yardım etmesini bekliyorum. Geldi, yanıma gelmedi. Ben hani yardım etmesini bekliyorum. Sokaktan geçenler sağ olsun beni kaldırdı, kenara otur. Ben bir taraftan da adamı kesiyorum. Gelip bana yardım edecek mi diye. Adam tam tersini yaptı. Motoru çalıştırdı, kaçmaya çalışırken ben önüne atladım, tampona vurdum. Hiçbir yere gidemezsin polisler gelene kadar falan diye. Neredeyse beni öldürüyordun diye adama bağırıyorum ben. O arada adam kapıdan indi. Eğer seni öldürmek isteseydim öldürürdüm dedi. Bana bir yumruk attı. Ben bir yandan tabii sinirliyim zaten. Boğuşuyoruz falan. Adam benim iki katım neredeyse. Tabii bu sonradan komik hale geldi. O an komik olmayabilir ama adam beni bir kavradı. Ayaklarım yerden falan kesildi. Ve sırtımda da delivery çantası falan vardı yani. Ve kimse yardıma gelmedi o an. Bir 5 dakika falan boğuştuk, sonra polisler falan geldi. Karakola götürüldü. Ben ambulansla hastaneye götürüldüm. En güzel tarafı da şu. Ben 3000 dolar tazminat aldım. Adamın ehliyetine 6 ay el konuldu ve mutlu mesut ayrıldım ben oradan. Yani böyle kötü olaylar bile daha sonradan mutlu bir hal alabiliyor gerçekten. Bu benim en komik anımdı. Avustralya'da işten okuldan kalan zamanlarında ne yapıyordun? Ben çok sosyal bir insan olduğum için genellikle Güney Amerikalı Latin arkadaşlarım vardı ve onlarla özellikle salı günleri Establishment diye bir club var ve Latin gecesine gidip salsa bachata öğreniyordum onlardan. Çok eğlenceli bir gün geçiyorduk ve özellikle perşembe günleri Ivy Club var. Her perşembe düzenli olarak haftanın iki günü ben dışarı çıkarak onlarla beraber eğleniyorduk. Ya da pazar günleri denk bir izin getirebilirsek barbekü partisi yapıyoruz sahilde. Ya da balık tutmaya gidiyoruz arkadaşlarla ya da bir iki saatlik mesafedeki yerlere gidip yeni yerler keşfediyoruz. Ben Harun Tolu, umarım faydalı bilgiler vermişimdir. 4 yıl önce Yero ile birlikte Avustralya'ya gittim. Merak ettiğiniz bilgiler varsa Yero'ya da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.